Mısır piramitleri genellikle firavunların mezarları olarak inşa ettirilmiş yapılardır. Bilinen en eski piramit 3. Hanedan döneminde inşa ettirilmiş ve mimar İmhotep tarafından tasarlanmış olan basamaklı piramittir. Piramitler zamanında çalıştırılan işçiler, mimarlar ve bu sırrı bilen her kim varsa öldürülmüşlerdir. Bu gizemli yapılardan Keops piramidi dünyanın 7 harikasından biri olmuştur. Mısır'da 100'den fazla piramit vardır. Bunlardan en çok üzerine konuşulan ve içinde en çok gizemi barındıranlardan bazıları Gize piramitleri, Keops piramidi, Kefren piramidi, Sphinx piramidi, Dahahur piramididir. Mısır piramitleri yüzyıllardır gizemini koruyan yapılardır. Nasıl yapılmıştır, kimler tarafından yapılmıştır tam bir soru işaretidir. Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığına ve çok daha fazlasına dair gizemlerin bin yıllardır çözülememiş olması onlara olan ilgiyi haklı olarak artırmaktadır. İşte Mısır piramitlerinin bazı özellikleri. Piramitlerin her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir. Bu taşları temin edebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Piramitlerin yapımında kullanılan bu taşların nasıl getirildiği konusunda kesin olmayan farklı varsayımlar bulunmaktadır. Piramit kimin adına yapıldıysa o kişinin öldükten sonra mumyalanarak piramit içerisindeki mezarın bulunduğu odasına yılda sadece iki kez doğduğu ve tahta çıktığı günlerde güneş girmektedir. Piramitler incelenirken ilk kez keşfedilen mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan 12 bilim insanı kanserden ölmüştür. Nedeni günümüzde hala çözülememiş bir olay ise piramitlerin içerisinde ultrasound, radar, sonar gibi cihazların çalışmamasıdır. Piramitlerin en ilginç yönlerinden birisi ise kirletilmiş suyun birkaç gün içinde bekletilmesi sonucu suyun arıtılmış olarak geri alınmasıdır. Piramitin içerisine konulan süt birkaç gün süreyle taze kalmakta ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelmektedir. Bitkiler piramitin içerisinde normalinden daha hızlı şekilde büyürler. Çöp bidonu içindeki yemek artıkları hiç koku vermeden piramit içinde mumyalaşır. Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir piramidin içinde daha çabuk iyileşirler. Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur. Araştırmacıların çoğu ya içinde bulunan labirente kaybolmuşlardır ya da aynı yerde birkaç tur atmışlardır. Fakat içlerini gören hiç olmamıştır. Büyük piramit ile ilgili ilginç bilgilerin bazıları şunlardır. Tabanının yüzeyi anıtın yarısının iki katına bölündüğünde pi eşittir 3.14 sayısı elde edilir. Dört yüzeyinin toplam yüz ölçümü piramit yüksekliğinin karesine eşittir. Büyük piramit dünyanın kara kitlesinin merkezinde yer almaktadır. Bu piramit aynı zamanda dört ana yöne göre düzenlenerek inşa edilmiştir. Büyük piramit de dünyanın merkezi arasındaki uzaklık, kuzey kutbu ile arasındaki uzaklığa ve kuzey kutbu ile dünyanın merkezi arasındaki uzaklığa eşittir. Piramit aynı zamanda dev bir güneş saatidir. Ekim ortası ile Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu göstermektedirler. Piramidi çeviren taş levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu gölgelerin taş levhalar üstünde gözlenmesiyle günün 0.2419 bölümünde yılın uzunluğu yanlışsız olarak saptanılabilmiştir. Piramidin yüksekliği ile çevresi arasındaki oran bir dairenin yarıçapıyla çevresi arasındaki oranın dengidir. Dört kenarlar dünyanın en büyük ve çarpıcı üçgenleri ünvanına sahiptir. Gize piramidinden geçen boylam dünyanın denizleriyle ana karalarını iki eşit parçaya bölmektedir. Bu boylam ayrıca kara üstünden geçen en uzun kuzey-güney yönlü boylam olup bütün yer kürenin uzunluğunun ölçümünde doğal sıfır noktasını oluşturmaktadır. Gize piramitlerinin tahmini olarak M.Ö. 3000 yıllarında eski krallık döneminde yapıldığı zannedilmektedir. Bunlar Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir. Kefren piramidi ve Gize piramitleri dünyanın en büyük piramitleridir. Bunlarla birlikte Mısır'da yüzlerce irili ufaklı piramit bulunmaktadır. Gize piramitlerini diğerlerinden ayıran farkların başında içlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamış olmasıdır. Keops'un oğlu Kefren için yapılmış piramit 136 metre yüksekliğe sahiptir. Kefren piramidinin dış yüzeyinde yer alan kaplamalar bugün sadece tepesinde görülebilmektedir. Gize piramitlerinden içi ziyaret edilebilen tek piramit olan Kefren piramidinin mezar odasıdır.
Piramitlerle ilgili çeşitli matematiksel bulgular arasında ilginç olanlar şunlar. Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı yaklaşık olarak Güneş'le Dünya arasındaki mesafeyi vermektedir. 149 milyon 504 bin kilometre. Piramitler hala yapımları esnasındaki gizi korumaktadırlar. İşçilerin olağanüstü bir çabayla günde ortalama 10 metreküp taşı üst üste koyduklarını kabul edersek, Keops piramidinde yer alan yaklaşık 2,5 milyon metreküp taş 250 bin gün yani yaklaşık 664 yılda yerleştirilebilmektedir. Oysa piramitlerin 20 ila 30 yıl arasında bir sürede tamamlandığı iddia edilmektedir. Grigori Rasputin, doğaüstü öz sezileriyle Çarlık Rusyası'nın en önemli kişilerinden birisiydi. Rasputin, 22 Ocak 1869'da Ural Dağları'nın yakınındaki Pokrovskaya köyünde doğdu. Babası Jefim Jakovich ve annesi Anna Vasijeva. Çiftçilik yapıyorlardı. Pokrovskaya köyünden önde gelen şahıslarından sayılan bu aile, kendilerine ait topraklara sahipti. Rasputin 1886 ile 1901 yılları arasında 15 sene boyunca Rusya'da gezip her yerde vaazlar verdi. Yunanistan'da bulunan Athos Dağı'na kadar gitti. 1905'te St. Petersburg'da Rasputin'in de katıldığı büyük bir dini toplantı yapıldı. Rasputin orada John von Kronstadt gibi saygın din adamlarıyla tanıştı ve kısa zaman içerisinde ünü yayıldı. Kendisine Çar'ın sarayına kadar bütün kapılar açılmıştı. 1907 yılında Çar'ın oğlu Alexei hemofili hastalığına yakalanmıştı. Doktorlar iç kanamalarını durduramayınca artık tıbben çare olmadığını ve Alexei'nin yakın zamanda öleceğini bildirdiler. Bu durumun üzerine Çariçe, ermişliği ile günden güne meşhur olan Rasputin'i saraya çağırdı. Rasputin küçük Alexei'yi iç ve dış kanamalarını 1-2 dakika içerisinde dua ederek ve elleriyle dokunarak inanılmaz şekilde durdurdu. Bunda muhtemelen hipnotizma konusundaki bilgisi etkili oldu. Rasputin o günden itibaren Çar ailesi için çok önemli bir şahıs oldu. Rasputin bu tedavilerini ölüm yılı olan 1916'ya kadar sürdürdü. Çar orduların başına cepheye gitmişti. Bu dönemde Rasputin diğer hanedan mensuplarıyla birlikte sarayda bulunmaktaydı. Çariçe Aleksandra Fyodorova ile ülkenin yönetiminde söz sahibi olmaya başlamıştı. Çar doğrudan eşinden aldığı mektuplarla ülkeyi ve savaşları yönlendiriyordu. Hanedan üyeleri bu durumdan iyice rahatsız olmaya başlamışlardı. Çünkü Rasputin'in keyfine diyecek yoktu. Cinselliğe düşkünlüğüyle bilinen Rasputin, kadınlarla bolca vakit geçiriyor, sarayda keyif sürüyordu. Bu durum önce sarayda daha sonra da halk arasında yaygın söylentilere, tepkilere ve moral bozukluklarına yol açıyordu. Hanedan mensupları Rasputin'i ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlamıştı. Felix Yusupov adındaki Tatar hanedan mensubu bir prens bu işe ön ayak oldu ve diğer komplocu arkadaşlarıyla beraber bir plan kurdular. İlgili planın icrası sarayda verilen bir yemek davetiyle başladı. Yusupov ve Rasputin beraber yemeğe giderken Yusupov Rasputin ile sohbet etmek amacıyla bir odaya aldı. Burada önceden siyanürle hazırlanmış kurabiyeler bulunmaktaydı. Kurabiye içerisindeki zehir dozu bir insanı öldürecek miktardaydı. Garanti olsun diye şarabın da içine siyanür konulmuştu. Rasputin iki kurabiye yedi ve şaraptan da bir bardak içti. Zaman geçti fakat Rasputin'de herhangi bir etki görülmüyordu. Yusupov paniğe kapıldı ve arkadaşlarının yanına gitmek üzere odadan çıktı. Planın işe yaramadığını söyledi. Bunun üzerine Yusupov'a bir silah temin edildi. Yusupov, Rasputin'in yanına geri döndü ve silahını bir el ateşledi. Rasputin yere yığılmıştı. Yusupov, başarının verdiği onurla arkadaşlarının yanına gitti ve işi başardığını söyledi. Arkadaşı ona bir bardak şarap verdi ve işin sona ermesini kutlayalım dedi. Ancak o esnada Yusupov'un içerisine bir kuşku düştü. Sonra tekrar yerde yatan Rasputin'in yanına gitti. Rasputin yeşil gözleriyle Yusupov'a baktı, bir şeyler söylemeye çalıştı. O esnada odaya giren Yusupov'un arkadaşı kendi silahı ile Rasputin'e ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Rasputin'in sırtının alt kesimine girerek böbreğine saplandı. Öldüğünü düşündükleri Rasputin'i bir çarşafa sararak dışarıda beklemekte olan araca doğru taşımaya başladılar. Arabada bekleyen İngiliz ajanı Rainer kapıyı açmak için dışarı çıktı. O esnada Rasputin'den bir hırıltı geldi, bir hareket oldu. İngiliz Rainer Rasputin'in ölmediğini anladı ve Rasputin'in alnının tam ortasından vurdu. Rasputin'in bedenini araca yerleştirdiler ve buzlarla kaplı Neva nehrine attılar. Rasputin'in cesedi ancak 14 saat sonra bulunabildi. Rasputin bu şekilde tarihe ölmeyen insan olarak geçti.
Rasputin'in ölümünden sonra sekreteri Simonovic, Rasputin'in yazdığı son mektupta şunları söylediğini belirtmiştir. Rasputin'i ve ölümünü çözülemeyen bir gizem haline getiren de bu mektuptur. 1 Ocak'tan önce öldürüleceğim. Eğer soylular tarafından öldürülürsem soyluların tümü Rusya'dan ayrılacak. Rusya'da kardeş kardeşi öldürecek ve 25 yıl içinde Rusya'da bir tek bile soylu kalmayacak. Uluçar, eğer ölümümden sizin de parmağınız varsa ailenizden hiç kimse, çocuklarınız dahil 2 yıldan fazla yaşamayacak ve Rus halkı tarafından öldürülecektir. Rasputin'in 1916 yılının Aralık ayında öldürüldüğünü, 1917'de Bolşeviklerin yönetimi ele geçirdiğini, Sovyet Rusya'nın oluştuğunu ve Rusya'ya komünizmin geldiğini, soyluların ortadan kalktığını, kardeşin kardeşi öldürdüğünü, Çar ve ailesinin kaçırılıp öldürüldüğünü göz önünde bulundurursak, Rasputin'in söylediklerinin hemen hemen hepsi gerçekleşmiştir. Fakat Rasputin'in bu bilgilere nasıl sahip olduğu bilinmezliğini korumaktadır.